güzelce ye. Ama sesini çıkarma. Sesini çıkarırsan görüp göreceğin son yemek bu olur. Ha, dost efendi. Uyuştuk değil mi? Kızın şansına kovalıyor sanki. Ben atıyorum, o geri geliyor. Ben atıyorum, o geri geliyor. Kız, ne işin var senin burada? Gir içeri. Kafayı mı yedin sen kız? Ha? Ha? Kafayı mı yedin? Daha fazla durmak istemiyorum burada. Teze gitmek istiyorum ben. Ara babamı. Daha yeni çekildiler odalarına. Hele bir uykuya dalsınlar. Merak etme, ben seni çıkaracağım buradan. Ben kimsenin keyfini beklemek istemiyorum artık. Ara babamı teyze. Uzatma, ara. Alo. Vakit tamam. Sokağın arka tarafına gel haydi. 3 dakikaya kadar oradayım. Bana bak, önünü arkanı kolla. Hamiyet'in adamı senin peşinde olabilir hala. Hadi be. Sen nereden biliyorsun ya? Her konuşmada ben seni tımar mı edeceğim? Ha? Haddini bil. Haydi, dediğimi yap. Tamam tamam işte. Fazla uzatma. Allah'a emanet ol kuzum. Ne olursa olsun, nerede olursan ol, hep bir nefes yakınında olduğumu unutma, tamam mı? Ağlama. Ağlama, bak uğurlamaya geleceğim havaalanına. Ama dur. Al bunu. Yanımda dursun, tamam mı? İste bak teyze. Al şunu. O nasıl laf kız? Duymamış olayım. Allah seni bağışladı. Bundan sonra ne yapacaksın sen? Yepyeni bir hayatın olacak. Hep bunu düşüneceksin, hep. Tamam. Hadi kuzum. Hadi bismillah.
şuna bak. Tembihlemedim sanki arkaya gel diye. Lamba gibi orta yere durmuş. Ben şu salağı bir arayayım. Tamam teyze, bırak arama. Yürürüz hadi. Kimdi o konaktan çıkan? Havva mıydı? Soru sordum. Az önce bu konaktan birileri çıktı. Sen de oradaydın, gözlerimle gördüm. Şimdi söyle, Havva mıydı o? İnadına mı yapıyorsun sen ya? Ha? Canı yansın bu kadının. Ölmüş insanın ortalık yerde ne işi var? Keşke sağ olsaydı da bu konaktan çıksaydı. Keşke. Ben bir şey görmedim Bade Hanım. O halde gecenin bu vakti dışarıda ne işin var peki? Çöp döktüm. Çöp döktün. Kova nerede peki? Çöp döktüm de poşetleri yine attım. Tamam. Kızı görmedim farz edelim. Ama arabayı görmüş olmalısın. Hemen çöp konteynerinin yanındaydı çünkü. Hani şu kıpkırmızı arabayı söylüyorum. Nasıl söylesem bilmiyorum. Biri ölünce oluyor öyle bazen. Aklım bana da az oyun oynamadı. Delirecek gibi oluyor insan. Gidenler geri gelmiş, ölenler ortalıkta dolanıyormuş gibi. Öyle olmadığını biliyoruz ama elinde değil işte insan. Bana dillendirmesi ne kadar zor olsa da Havva öldü. Çoktan eti karıştı toprağa. Değil onu görmek. Hissetmek bile kabil değil artık. Ama sen dinlen biraz ya. Ben sana gantoron çayı falan kaynatayım hatta. Kuruntulara iyi gelir. Rahatlatır. Havva öldü. Çoktan eti karıştı toprağa. Değil onu görmek. Hissetmek bile kabil değil artık. Thank you.
Bade. Bade. Kabus gördün herhalde. Çok korktum. Al iç, iyi gelir. Gel yaslan şöyle. Başına gelenleri gördün. Hala akıllanmadın mı? Yusuf'u unut. Kafana sok şunu. Yok o artık. Ne Yusuf'u ya? Kardeşimi arıyorum ben toprağa. Annemi özledim. Bade hatırlamıyorum diyorsun. Niye hatırlamadığım bir şey için ağlıyorsun? Bilmiyorum Yusuf. Çok korktum sadece. Tamam, kabus gördüm. Geçti işte, tamam. Sarıl bana Yusuf, ne olur. Thank you.
yürümeye sensiz devam etmem lazım. Son nefesime kadar. Sağ olasın. Rica ederim. Abla, abla taştı. Anam, bayanam yandım. Öldü mü yaktın? Yandım. Gel, gel. Gel, tamam, gel. Acı acıyı, su sancıyı alırmış. Boş ver, geçer kendi kendine şimdi. Ya suyun altına tutsana biraz. Yok, tamam, yok. Yok. Çok mu yandı? Hayırdır abla? Bir derdin mi var? Canım bildiğim birini uzaklara gönderdim bayağı. Bir daha ne zaman görürüm bilinmez. Ondan elim ayağım tutmuyor bu sabah. Kimi gönderdin? Tanıyor muyum ben? Tanımazsın. Belki gördün de hatırında kalmamıştır. Allah Allah. Kimmiş bu, iyice merak ettim abla. Hasret acısı çekiyorsun neredeyse. Ayrılık işte abla. Senin de benimle bildiğim şeyler. Alışmaya çalışmak lazım. Bugün dinlen istersen biraz.